İlk hedef eldekileri koruyabilmek dedik. E, İkardi Raşit'la Saşa Boyn'den son Torreira'dan bahsediyoruz. Hı hı. E, böyle elde tutabilme ihtimali en yüksek kimi görüyorsun? <laughs> yani açıkçası <laughs> e, şu an için Torreira gibi geliyor bana. Hı hı. yani çünkü Torreira konusunda Galatasaray daha ilk günden satmak istemediğini belirtmişti. Hı hı. E, Nelson için bir yıllık bir e, zaten oyuncuya bir yıl daha bekle denmişti. Bu dakikadan sonra iş birazdan Nelson'da bitecek ama... Torreira konusunda artık Galatasaray e, net bir şekilde cevabını verdi zaten. Satmak istemiyoruz diye. Hı hı. Şimdi orada Torreira gibi kilit bir oyuncuyu satmanın vereceği oyun sancısını yaşamak istemeyecektir Galatasaray. Gerçekten de çok kilit bir oyuncudan bahsediyoruz evet. ve Galatasaray'ın ceza sahasına gelen topların e, miktarını tek başına belki %20, %30 azaltan bir profil. Yani cepheden gelen ataklarda özellikle çok net bir şekilde kademede etkili olurken aynı zamanda sağ taraftan da Raşika'dan doğan boşluktan eğer bir atak girişimi varsa orayı da önleyen bir Torreira var. Hı hı. Yani oyunu hem sağ hem de merkezde çok net oynayabilen bir profil olduğu için e, böyle bir oyuncunun hele bir de şampiyonlar gibi playoffları varken hele bir de bu playoff rakiplerinizin ilk etabında işte Zalgiris Vilnius gibi hı hı. yani fiziksel gücü önem veren Struga. Struga biraz daha böyle zayıf karın gibi gözükse bile diğer tarafta böyle daha böyle fiziksel güçle oynayan bir takımla oynayacağı için Galatasaray yani rakibi küçümsememek lazım. Bir de hazır olacaklar çünkü Litvanya'da Aktifler. ligler devam ediyor. Evet, yani aktif bir lig var. O yüzden de Torreira gibi takımın en güçlü oyuncusunu hmm. fiziksel anlamda özellikle en güçlü oyuncusunu göndermek Galatasaray'a çok ağır maliyetler doğurabilir. Peki Lazio ile yapılacak e, görüşme yalnız acaba teklifi merak etmek mi teklifi duymak için mi? Belki sadece? bir takas da artı teklif edecek lazım. Yani bir hı hı. miktar para artı takas sonrasında eğer o takas sizin Torreira'nın boşluğunu doldurmaya yetecekse o zaman işin rengi değişir tabii ki de. Sence Galatasaray'daki e, tüm beklentileri karşıladı mı Torreira? Bence karşıladı. Yani bu sezonu geriye baktığım zaman hani belki bir maç belki iki maç hani vasatın altında kaldı. Onda da takımın bütünüyle alakalı zaten sorunlar vardı. E o da Torreira'ya da yansıdı. Yani hı. ben Torreira'nın bu sezonun bu kadar net büyük bir bölümünde sadece ligde bu arada yani ligimizin genelinde e, bu kadar net sezonu tamamında 31 maçın 28'inde ilk 11 çıktı. Bu kadar net bir şekilde iyi oynayan çok az oyuncu var. Hı hı. Ve Torreira burada etkisini çok net gösterdi. Şampiyonlukta önemli bir payı var. Galatasaray'ın orta alanını sezon içerisinde çok fazla övdük. Hmm. Son haftalarda böyle ufak tefek belki beklenmeyen performanslar oldu ama yine Torreira her zaman orayı toparlayan bir isim. Doğru. Değil mi? Yani burada toparlayıcılığını şuradan örnek vermek lazım. Nelson'la Abdülkerim'in performansının da bu seviyelere çıkmasının bir sebebi Torreira. Yani orada bir aslında üçgen var. Nelson Abdülkerim ve önde Torreira. Şimdi siz bu üçgende üstelik hatta biraz daha geniş bakalım. Şimdi Oliveira Torreira arkada sol bekin zaten şu an için transfer beklediğim bir pozisyon. Sağ tarafta boya gitme ihtimali var. Nelson'un gitme ihtimali var. Abdülkerim şu an kadroda kalacak. Şimdi bu tandemde şimdi boyayı gönderdin sağ taraf. Nelson'u gönderdin sağ taraf. Ön tarafta Torreira'yı gönderdin biraz daha sağ taraf. E, Rashika gitti yine sağ taraf. İşte oyunun sağ bölgesiyle alakalı ciddi sancıları yaşayabilir Galatasaray. Yani solda Abdülkerim orayı biraz toparlayabiliyor. Oliveira toparlayabiliyor. Kerem kaldı. Esnaf solda yine Kazımcan var. Kazım yerine oraya bir oyuncu alındığında bu bütünlük yine o oyuncuyu toparlayabilir ama sağ taraf Raşika'dan tut da işte Nelson'a, Boye'ye, önde Torreira'ya böyle bir ayrılık süreci Galatasaray'a çok pahalıya patlar. Yani oyunu Galatasaray'ın sağına yıkan, kendini soluna yıkmış olan bir takım. Galatasaray için sancılar oluşturabilir. Ben hı hı. hani oyunu böyle de bölmek lazım. Buna izin vereceğini zannetmiyorum e, hocanın. Koşuksuz bu saydığımız isimlerden tek birinin bile gitme ihtimali zaten e, takımı çok fazla etkileyecek. Raşika şu an için gitmiş bir oyuncu örneğin. Hı hı. Zaten Raşika gittiği için boyayı da göndermek aslında istemiyor takım. Sağ tarafta bir sancı yaşanmasın diye. Icardi'yi konuşalım. Bugün hı hı. Icardi'den bir yeşil ışık başlıkları vardı gazetelerde. Aynen. Galatasaray'da kalmak istediğini vurguladı. Hı hı. Van'dan da aynı şekilde. Ve Galatasaray'dan yana bir tavır aldı söyleniyor ama şimdi birçok oyuncu, gitmeye yakın birçok oyuncu da hep Galatasaray'ı seviyoruz, Türkiye'de kalmak istiyoruz diyor ama sonra bir anda gittiklerine de şahit olabiliyoruz. E, Icardi'den e, hala beklentin gitmesi üzerine mi? Ee, gitmesi üzerine değil aslına bakarsan sadece aradayım. Galatasaray hı. yöneticileri gibi aslında bakarsan, şu evet. anda Erdem Timur'a da sorduğumuz zaman Erdem Timur bile, yani bizden yana süreç diyemiyor. Hı hı. Çünkü bazen e, bazen değil ama aslında çoğunlukla para kilit açan bir unsur olduğu için e, oyuncu şu anda 25 milyon euro civarında bir teklifi e, çok da kabul etmiş gözükmese bile, hı hı. karşısında o 25'e 50'ye bile çıkartabilecek bir güç var. Evet. Öyle bir güç olduğu için şu anda Galatasaray yönetimi biraz daha karamsar biraz daha bekleyen tarafta. Zaten Erdem Çumur geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan devreye girmese şanslı Bittir. olduğumuzu hissediyorduk dedi. Suudi Arabistan devreye girmese ya da ya da işte Suudi devleti Suudi Arabistan devleti 20 milyar euroluk bir bütçe açmasa futbola Icardi şu an Galatasaray'ın oyuncusuydu. Yarın antrenmana çıkardı Florya'da. Hı hı. Ama süreç Galatasaray'da da talihsiz yürüdü. Ha burada karalar bağlamak mı lazım? yoksa alternatif bakmak mı lazım? Galatasaray şu an alternatifine de bakıyor. Yani Galatasaray şurada Icardi'nin olmama olasılığını da hesaba katarak 2-3 alternatifle yürüyor şu an hücum hattında. Suudi Arabistan'da oynamak ister mi sence Icardi? Para money yani para <laughs> konuşur. yani o yüzden oyuncuların büyük bir bölümü böyle bakıyor konuya. Hı hı. Şimdi kariyerlerinin şimdi 35 yaşına gelmiş oyuncu örnek veriyorum. Icardi'den bahsetmiyorum. Şimdi o Avrupa'da oynasa 500 bin euro alacak. hadi bir alsın oraya gidiyor 20 alıyor. Hı, hı. 10 yılda 20 yılda kazanacağı bir parayı Suudi Arabistan'da tek bir yılda aldığı zaman sen olsan gitmez misin? Oyuncu <laughs> gidiyor. Hak da veriyorum bu arada. Tabii ki. Yani idealler güzel. elbette önemli ama insanın ideallerinden bir tanesi de para kazanmak. Hı hı. Ne yazık ki. O yüzden de bunu en rahat hayata geçirecekleri yere gitmek isteyebiliyorlar. Peki, e, İkar'dan sonra Zanyolu'yu da konuşacağız. Onunla ilgili de bir haberimiz var, onu ekranlara getirelim. Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nikola Zanyolu için Juventus'un ısrarı devam ediyor. Haberimizi de izleyelim, detayları sonrasında konuşalım. Evet, Zannyalo ile ilgili haberimizi de izledik. Onun hmm. içinde en çok duyduğumuz isim zaten Juventus'tu. E, bir teklif geldi 20 milyon euro artı. Hem Mekke'ni hem de Ekin transferi. Ama Galatasaray 35 milyon euro da diretiyor. E, sence Juventus'un e, bu fiyatta daha yükseğe çıkma ihtimali var mı? Bence var. Hmm. Zaten bunun için Galatasaray bu ışığı aldığı için hmm. biraz zorluyor. Çünkü oyuncunun e, 35 milyon euro yapabileceğini... Hmm. Galatasaray yönetimi de herkes gibi biliyor. İtalyanlar da bunu çok farkındalar. Çünkü İtalyan Milli Takımının as oyuncusu olarak artık önümüzdeki en az 5 yıl eğer çok ciddi bir sakatlık yaşamazsa seçileceğini ben garanti görüyorum. Roberto Mancini de özellikle oyuncuyu <laughs> tutuyor. Bu takas işine ne diyorsun? Sence Galatasaray buna sıcak bakıyor mu? 2 oyuncu artı 20 milyon euro. Şöyle takastaki oyuncunun kim olduğundan ziyade oyuncunun aslında tarzı, yapısını teknik heyet onaylayacak mı? Yani şimdi Oyuncunun ismiyle takas yapmak çok büyük risk. Nedir? Hı hı. Ee, şimdi oyuncunun bir tarzı vardır, bir markadır. Hı hı. Siz sırf o markası yüzünden oyun tarzı size uymayan bir oyuncuyu takasla alırsanız sonrasında da oluyor, doğal olarak performans alamıyorsunuz. Hı hı. Şu an Galatasaray eğer o ışığı görebilirse takasla önerilen isimlerde belki bu ihtimal düşünebilir ama hı hı. Galatasaray doğal olarak 35 milyon euroyu alıp Oradaki kar marjından dünyanın herhangi bir yerinden kendi seçtiği bir oyuncuyu almayı tercih edebilir. Hı hı.